Hikmet Genç, geçmiş olsun Ahmet Hakan Coşkun. Ama yazımı tamamladıktan sonra başlık atma gibi bir alışkanlığım var. Lakin bu yazı onlardan biri değil. Başlığını önce attığım nadir yazılardan biri bu. İstedim ki önce bir geçmiş olsun diyelim. Kim, nerede, nasıl, ne zaman, niye diye sormadan önce gazeteci ya da değil, insani, vicdani ve aslında İslami bir refleksle rengine, fikrine, mahallesine bakmaksızın geçmiş olsun Ahmet Hakan Coşkun diyorum kendisine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum ve acil şifalar diliyorum. Zira her kime olursa olsun şiddet uygulamak, darp, fiziksel saldırı vesaire hiçbir şekilde meşru kabul edilemez. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden vandal, çapulcu, terörist vesaire hariç. Nokta. Ama velakin ve fakat ve kezalik ve haddi zatında anlamıyorum. Gazetesi üzerimize geldiler. Bizi hedef gösterdiler. Böyle oldu diye feveran ediyor. Peki iyi. Tamam da kim nasıl neyi gösterdi? Bir deyiveren hele. Bakın size hedef nasıl gösterilir? Psikolojik harekat ve operasyon nasıl yapılır? Anlatayım. Yazarını cuntacıların postallarını yalamaya gönderirsin. Cuntacının kafasından geçenler postal yalamaktan mütevellit içine doğar yazarın. Sonra postmodern manşeti patlatırsın. Hedefe başbakanı koyarsın. Böylece hükümet indirirsin. Kimseyi hedef göstermeden başbakanı evine çağırıp kabineyi belirleyerek hükümette kurabilirsin sıkıntı yok. Sevemediğin sanatçıyı hedef gösterip vay şerefsiz dersin. Röportaj yaptığın sanatçıyı hedef tahtasına oturtup linç kampanyası başlatırsın. İstediğini göklere çıkarıp istediğini çizersin. Amiral gemisiyim diye hava atarsın. Ve lahasıl yukarıda söyledik tekrarlamayalım. Her kime ve ne sebeple olursa olsun şiddet uygulamak dar, fiziksel saldırı vesaire hiçbir şekilde meşru kabul edilemez. Şimdi de Ahmet Hakan Coşkun'un bir yazısını hatırlatalım. Latif Erdoğan seni şerefsiz ilan ediyorum başlıklı yazısını şöyle bitiriyor. İşte bu yüzden son yazımda söz verdiğim şeyi yapıyorum ve seni yeryüzünün en alçak en şerefsiz en haysiyetsiz insanı ilan ediyorum. 14 Mayıs 2015. Sonra canlı yayına girmeden hemen önce Latif Erdoğan'a iki genç saldırdı. Yaşına başına bakmadan darp ettiler adamı. 20 Mayıs 2015. Hedef göstermek mi demiştiniz? Peki Ahmet Hakan, Latif Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti mi? Bilmiyorum. Ya amiral gemisi? Örneğin NTV'yi basıp güvenlik elemanlarını tartaklayan çapulcuları kınamış mıydı? Hayır, Aksine diren zart diren zurt deyip kaz vermişti. Yeni şafağa ATV'ye sabaha taş bıçak sopayla dalmak istediler. Star 24 TV'ye bomba koydular. Geçmiş olsun diyen olmadı. Star Medya Yönetim Kurulu Başkanına kurşun yağdırıldığında basın özgürlüğü deyip ortalığı ayağa kaldıran da olmadı. Lakin hürriyet farklı. Hürriyetin camı çerçevesi kırıldığında ki onu da şiddetle kınamıştık, ses daha bir kuvvetli çıkıyor sanki. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Hürriyet gazetesine yönelik şiddet ve vandallık kabul edilemez diyerek uyardı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Hürriyetle ilgili endişesini bildirdi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bes, bizzat Hürriyet'i ziyaret edip geçmiş olsun dedi. Ahmet Hakan saldırıya uğradı ki tekrar geçmiş olsun. Amerika Büyükelçiliği Twitter üzerinden açıklama yaptı, tepki gösterdi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Lakin NATO ve Birleşmiş Milletler'den bir açıklama gelmedi henüz. Bekliyoruz. E olur tabii. Doğan grubunun dostu çoktur netekim. Bizi dövseler 3-5 yandaş vatandaş sahip çıkar. Ha belki de Uganda Büyükelçisi kınar. Bak şimdi. Ugandayı da hedef göstermiş olduk. Hikmet Genç, Yeni Şafak.